Merhaba, programa hoş geldiniz. Bugün size bir mektuptan ya da dilekçeden bahsedeceğim. Daha doğrusu okuyacağım, baştan sona okuyacağım ve yorumsuz okuyacağım. Bu dilekçe 10 Temmuz 2023 tarihinde Ankara 17 Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı'na sunulmuş. Kim tarafından? Gökhan Şahin Sönmez Ateş. İlk programı bu dilekçeyi baştan sona okumakla size bildireceğim. Aynı zamanda yayında da göreceksiniz bu dilekçeyi. Sonra başka bir programda bunu yorumlayarak tekrarlayacağım. Dilekçe uzun olduğu için 11 sayfalık bir dilekçe. O yüzden yorumları sona saklayacağım. Ayrıca bunu dinledikten sonra tamamen, benim yorumlarım olmadan dinledikten sonra sizin de görüşlerinizi esasında almak istiyorum. Onun için yorumları sizden de faydalanarak ya da sizin de yani Türkiye'deki insanların neler düşündüklerini de okuyarak herkesinden insanın, bunu çok açık söylüyorum. O yüzden bu videoyu da çok yaymanızı istiyorum. Her kesimin küfürsüz eleştiri, öz eleştiri hepsini okumak istiyorum. Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı'na esas no 2909 dosya numarası herhalde. Konu Gökhan Şahin Sönmez Ateş'in beyanları. Sayın Mahkeme, bu dosyalarla ilgili bugüne kadar hiç konuşmadım. 4 yıldır sadece izliyorum ve dinliyorum. Sadece mahkemeyi değil, mahkeme dışındaki oyuncuları da, siyasetçileri de, gazetecileri vesaire. Aslında söylenmedik hiçbir şey kalmadı. Mahkeme dosyalarında her şey var. Ergenekon, balyoz, askeri casusluk, 15 Temmuz konularında her şey. Yandaş medya ve yandaş gazetecilerden bahsetmiyorum. Ve bahsetmeyeceğim. Diğerleri, muhalif gözüken ama uzun zamandan beri Erdoğan'a, siyasi İslam'a ve saray politikalarına destek veren, kendine Atatürkçü diyen kesim. Ulusalcıların faşist kısmı, Perinçekgiller, hiçbir ahlaki değeri olmayan gazeteciler. Anlaşılması için basit bir giriş yapalım. Alakalı alakasız, her olayı FETÖ'ye bağlamaya çalışan karanlık ruhlar, karanlık vicdanlar, sıkışınca Atatürk diye bağıranlar. Bunlara sonra değineceğim ama en başında şunu ifade etmem lazım. Tarikatlar Tanrı'yla, ulusalcılar Atatürk'le aldatır. Bir insana bir mahkeme ceza vermişse, hele hele ağırlaştırılmış müebbet vermişse mutlaka bir şey vardır. Hakimler böyle bir büyük hata yapmazlar. Böyle büyük bir hata yapmazlar diye düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Aslında ben de tam böyle düşünürdüm eskiden. Mahkeme süreçlerinden sonra gerçekle tanıştım. Gerçek şu, savcılar akıl dışı, gerçek dışı suçlamalarla iddianame hazırlar. Parantez içinde aslında o iddianame saraydaki bir merkez hücre tarafından hazırlanır. Savcı sadece son rötuşları yapar. Mahkemenin kararı en baştan bellidir. Ama prosedürün tamamlanmasına çalışılır. Kanuna uygun, mükemmel olması da şart değildir. Kimin ne ceza alacağı liste olarak hakime verilmiştir. İnisiyatifi yoktur. Sadece kararına ekler ve mahkeme sonuçlanır. İşte 15 Temmuz mahkeme süreçlerinin özeti budur. Çoğu hakim bu süreç sonunda Yargıtay 16. Ceza Dairesi'ne tayin olarak ödüllendirilmiştir. Şimdi verdikleri cezaları onaylıyorlar. Tarihe karşı bir sorumluluğum var. Hapisteki yüz binlerce masum kadın, çocuk, ihtiyarla benim hiçbir irtibatım yoktur. Onların da benimle yoktur. Çöktüğünüz binlerce şirketle de hiçbir ilgim yoktur. Ne bir kuruş, ne bir dolar ilişkim olmamıştır. Ama şirketlere çökenler milyarlarca doları kendi banka hesabına çoktan aktardılar bile. Eskiden ateist, deistim. Şimdi Tanrı'ya inanıyorum. Ama insan bu kadar zulüm karşısında ateist olsa Tanrı'nın gazabından korkar. Bu kadar da olmaz derdi. Sivas Madımak Oteli katliamı.
15 Temmuz konusuna girmeden önce anlatacağım şeylerin daha iyi anlaşılabilmesi için bu konuya girme ihtiyacı duydum. Bundan tam 30 yıl önce 2 Temmuz 1993'te olan bir olay, bir katliam. Geçen hafta yıl dönümüydü. Gazetelere baktıysanız, parantez içinde yandaş hariç, Cumhuriyet, Sözcü vesaire gazeteler 33 aydının şeriat isteyen gericiler tarafından Sivas'ta diri diri yakıldığını hemen hemen benzer kelimelerle haber yaparlar. Faillerin hala bulunamadığından yakınırlar. Kürt ve Yörük bir aile kökenine sahibim. Alevi akrabalarım ve dostlarım var. Bu özelliklerimle Sivas Madımak katliamına karşı doğal bir yasım var. Ama bunların hepsinden önemlisi insanım. Sadece insan olmak bu katliamı lanetlemek için yeterli. Cumhuriyet ve Sözcü gibi gazetelerin yüzeysel Sivas katliamı haberleri gerçeğe ulaşmak için yeterli değildir. Bu haliyle topluma bir fayda sağlamadığı gibi yanlış yönlendirme riski vardır. Belki de istenen budur. O zaman gerçeği biz arayalım. Önce aktörlerden başlayalım. Sivas şehrindeki aktörler. Vali Ahmet Karabilgin, Atatürkçü bir kişilik. Emniyet müdürü ve jandarma komutanı. Karışıklığı durdurma sorumluluğu bunlarda. Belediye Başkanı Temel Karamollaoğlu, Saadet Partisi Başkanı. Garnizon komutanı, itfaiye ona bağlı. Tugay komutanı, kanunen valiye bağlı 5-6 bin askerin komutanı. Gerçekte sadece ve sadece genelkurmaya bağlı. Cafer Çakmak, Refah Partili Belediye Meclis Üyesi, asıl provokatör. O gün bugün hala kayıp bulunamadı. Herhalde öldüğünden haberi yok. Sadece bu yorumu yapayım. Azinesin günah keçisi. O gün Türkiye'yi yönetenler, Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Başbakan Tansu Çiller, Genelkurmay Başkanı Doğan Güreş, Başbakan Yardımcısı Erdal İnönü, parantez içinde o günkü Kılıçdaroğlu aslında. Halkın galeyana getirildiği bu tip olaylarda birinci sorumluluk emniyet ve jandarmanındır. Yetemediklerini anlıyoruz. O zaman vali emreder, asker devreye girer. Askerin de devreye hiç girmediğini belgeleri okuyunca görüyoruz. Azinesin Başbakan Yardımcısı Erdal İnönü'nden yardım istiyor. Olaylardan sonra Erdal İnönü ne yapayım, ne yetkim yoktu diyor. Baş sorumlu bu olayda validir aslında. Vali Karabilgin ifadesinde Orgeneral Doğan Güreş telefonunda ona orada 6 bin mevcudum var, hepsinin emrinde dedi. Güreş Paşa'ya paşam bunları bana söylemeyin. Yanımda Tugay komutanına söyleyin der. Tugay komutanı telefonu alır, baş üstüne komutanım der. Valinin aktardığı bu konuşma önemlidir. Bu konuşmadan sonra askerin devreye gireceği beklenir. Öyle değil mi? Ama öyle olmaz. Topluluğa kimse dokunmaz ve otel ateşe verilir. Vali Karabilgin ancak beklenen askeri kuvvet bir türlü gelmedi diye tanıklığını noktalar. Bu şartlarda valinin suçlanabilecek bir kusuru yoktur. Çaresizdir çünkü. Azinesin olay sonrası Aydınlık Gazetesi ve Doğu Perinçek kendisine sormadan ismini kullanarak yaptığı haberin provokasyona sebep olduğunu söyler ve Doğu Perinçek'i suçlar. İşte yeni bir oyuncu daha katıldı. Doğu Perinçek. Şimdi sorulması gereken soruları soralım. Orgeneral Doğan Güreş neden devrededir? İçişleri Bakanı, Başbakan bu süreçte nerededir? Tugay Komutanı neden yargılanmamıştır? Olaylara niye müdahale etmemiştir? Doğu Perinçek kimin emriyle haber yapıp hem hazinesini ve 33 kişiyi ateşe atmıştır? Vesayet Rejim Merkezi Genelkurmay'ı, Doğu Perinçek'i, yine aynı dönemde yaşanan faili meçhulleri Çetin Emeç, Muammer Aksoy, Uğur Mumcu, Bahriye Uçok, Musa Anter, Hablemitoğlu suikastlarını unutmayalım. En son Hablemitoğlu yargılamasında tetikçi olduğu iddia edilen eski özel kuvvetçi, karizmatik, atletik Tarkan Mumcuoğlu'nun bir ifadesi bugün bizim için önemli. 15 Temmuz'dan önce Nisan ayında Erdoğan'ın yakın koruması için MİT'te göreve başladım demiştir. Sivas Madımak katliamı tek başına anılmamalı. Madımak'tan sadece 3 gün sonra ikinci bir katliam var ve unutulmamalı.
2 Temmuz'da Madımak, 5 Temmuz'da Başbağlar katliamıyla 33 masum Sünni köylü katledildi. PKK katliamı üstlendi. Bugün Aydınlık, Cumhuriyet, Sözcü, Madımak katliamı anarken Başbağları görmezden gelirler. Sonuçları itibariyle Madımak ve Başbağlar ayrılmaz ikilidir. Katliamların sonuçlarını değerlendirecek olursak, 1. İrticacı gericilerin ne kadar tehlikeli olduğu ortaya çıktı. 2. Alevilerin hedef alındığı bu katliamla Sünni-Alevi çatışmasının fitili daha da güçlü ateşlendi. 3. O güne kadar Alevi ve Kürt Alevilerden örgüte katılımı sağlamakta güçlük çekerken, Başbağları Sivas'ın karşılığı yaptığını ilan ederek, PKK'ye ilk defa Alevi ve Kürt Alevi kesimden gençleri çekmeyi başardı. 4. Sünniler ise en son Başbağlar katliamı ile PKK üzerinde Alevi düşmanlığı için güçlü bir nedeni daha oldu. Son sözüm, Türkiye'de böylesine büyük toplumsal olaylarda vesayet rejimi, Genelkurmay, Başbakan, Cumhurbaşkanı, İçişleri Bakanı, MİT, Jandarma vesaire sorumlulukları tam ortaya konmadan hiçbir olay, hiçbir faili meçhul çözülemez. 15 Temmuz buna dahildir. 15 Temmuz'u başlamadan önce Baylok'tan bahsetmek lazım. Baylok nedir? Bilmiyorum. Baylok 15 Temmuz'da kullanılan bir şey değil. Bu en önemli nokta. Bende yok. Asıl önemlisi, savcılar bende olduğunu dahi iddia dahi etmediler. Oysa basit bir Excel tablosuna bir satır eklediğinizde işte tamam. Baylok listesindesiniz. Bu kadar basit. Peki bu kadar basitse Gökhan Şahin Sönmez Ateş'i niye listeye eklemediler? Cevap da basit. Çünkü ben bir Apple kullanıcısıyım. Apple Store dışında telefona hiçbir şey yüklenemez. Dolayısıyla listeye eklenseydim çürütmek çok kolaydı. Tezleri çökerdi. Baylok'ta problem ne? Ana liste. Kimsenin görmediği bir liste var. Mahkeme bir yere soruyor. O gizemli yer listeyi tarıyor. Sonra var, yok deniliyor. Listeyi hiçbir zaman göndermiyor. Bu haliyle elbette hukuken delil sayılamaz. Ama uygulamada en güçlü delil ikinci soruna sahası. Mesaj içerikleri. Baylok var, mesajlaşma var, içerik yok. Cevaplar çoğunlukla böyle geliyor. Liste ilk anda yayınlanmalıydı. 7 yıl sonra bugün yayınlansa bile artık çok geç. Listede yeterince oynama yapıldı. Mesaj içerikleri mutlaka olmalı. Parantez içinde, terörist aktivite için silah, mühimmat, bomba vesaire içerikler net tespit edilebilmeli. Bu hukuki tespitler, gereklilikler gazeteciler tarafından bilinmiyor mu? Elbette biliniyor. Ancak faşizan bir ihtiras ve şehvetle insanlık suçuna iştirak ediyorlar. Kalp bozuk, zihniyet bozuk, vicdan bozuk. İnsan, insan olmayınca böyle oluyor. Baylok'un bir kısmı cemaat mensupları tarafından kullanıldığına dair güçlü ipuçları var. Bu yadsınamaz ama Baylok üzerinden terör faaliyetleri yürüttüklerine dair tek bir ipucu dahi yok. Yani tam bir saçmalık. Kontörlü hat, patates hat da keza aynı. Hala gündemde. Ergenekon, Balyoz ve Ergenekon ve Balyoz gerçek midir? Bu işin aslı nedir? Kelimelere, isimlendirmelere takılmadan cevap vereceğim. Evet, gerçektir. Bir zamanlar Genelkurmay'ın her dönem için her daim bir darbe planı masa altında vardı. Zamanı gelince dosya ortaya çıkarılırdı. Yine bir zamanlar her ne kadar görünürde partiler, seçim demokrasisi ve meclis vesaire olsa da bir vesayet rejimi vardı. Ve bunun merkezi Genelkurmay'dı. Yani ülke gerçekte Genelkurmay tarafından yönetiliyordu. Örnekle açıklayayım. Başbakan olarak çalışacağınız bakanları mı seçeceksiniz? Listeyi Genelkurmay'a gönderirsiniz. Liste incelenir, üstü çizilir, eklenir ve siz ona göre bakanlarınızı belirlersiniz. Hatta AKP bile ilk dönemde böyle yapmıştır. Sanırım ne demek istediğim anlaşıldı. Sonuçta bir darbe planı vardı ama hayata geçmedi. Dolayısıyla ortada bir suç yoktu. Bu yüzden yargılama da yapılamazdı. Ancak AKP siyasi bir operasyona girişti. Mahkemeler hukuki değil, siyasiydi. Ve savcısı Erdoğan'dı.
Bu zaten kendi beyanı. Bugün o savcıların ve hakimlerin küçük bir kısmı hapiste yargılanıyorlar. Ama o dönemde süreçte görev alan savcıların, hakimlerin büyük bir bölümü ise görevlerine devam ediyor. Bu örnekle açıklayalım. Dosyasına bakan ve imzası olan, yani onayı olan yaklaşık 20 savcı hakimden bugün sadece bir iki tanesi yargılanıyor. Diğerleri görevdeler, Yargıtay'dalar, Anayasa Mahkemesi'ndeler. Siyasi etkin emir ve izin vermediği bu operasyonu ne cemaat ne başka biri yapabilirdi. Bunu çok iyi bilmelerine rağmen ulusalcılar ise bugün ne diyor? FETÖ kumpası. Askeri casusluk olayı nedir? Gerçek midir? Evet, gerçektir. Ergenekon balyozdan farklıdır. Ortada açık bir suç vardır. Binin üzerinde subay, astsubayın belgeleri, kamera görüntüleri hem Genelkurmay'da hem de MİT'te bulunmaktadır. O dönem kimi siyasetçi ve gazeteciler bu konuda muhalif ses çıkarınca Genelkurmay'a davet edilmişlerdir. Bizzat Yaşar Güler'in karşıladığı bu insanlara 30-40 dakikalık belge ve görüntüler izletilirdi. Toplantı sonucu istisnasız hepsi biz böyle bilmiyorduk diyerek karargâhtan ayrılmışlardır. O belgeleri inceleyip görüntüleri izleyen hiçbir vatansever askeri casusluk yoktur diyemez. Bu belgeleri inceleyip askeri casusluk yok diyen gazeteci, eski asker, siyasetçi, her kim varsa gerçek anlamda vatan haindir. 15 Temmuz gerçeği, parantez içinde, 15 Temmuz bir FETÖ darbesi değildir. Bu sadece bir illüzyondur. Ortada bir ihtilal planı vardı. Bu bir gerçek. Aynı 12 Eylül gibi, Ergenekon, Balyoz gibi isimlerin bir önemi yok. 15 Temmuz'da ise evet bir plan vardı ama plana uyulmadı. Olup bitenleri ben bile hayretler içinde izledim. Birçok şeyi ise aylar sonra yargılamalar süresince öğrendim. Bugün hala öğrenemediğim çok şey var. Aktörler konuşmadılar hala. Hala da konuşmuyorlar. Bu da tabii en çok ulusalcıların işine geldi. Hikayeyi istedikleri gibi yazıyorlar. Nasılsa gerçekleri konuşan yok. Karşılarında yalanı ortaya çıkaracak yok. Herkese sus emri verildi. Herkes sustu. Kimse Hulusi Akar hakkında konuşmasın emri verildi. Herkes emre uydu. Nedeni gerçekten bilmiyorum. Artık ilgilenmiyorum. İhtilal neden yapılmalıydı? Parantez içinde bu konu sadece katılanları kapsar. Komutanlarımın dedim. O günkü komutanlarım kimse onları demek istiyorum. Onlar kendilerini biliyorlar. Bilenler de ulusalcılar da Perinçekliler de biliyorlar. Bana verdikleri bilgi şuydu ki bu anlatacaklarım aynı zamanda ihtilalin gerekçesiydi. İhtilalin gerekçesi demokrasi diktatörlüğe dönüşüyor. İçeride tam bir despotizm hakimdi. Ülke kötü duruma gidiyordu. Polis ve adalet sistemi siyasi İslam'a teslim olmuş işlevsizdi. Dışarıda ise İran'la yakınlaşmalar rejimi tehdit eder boyuta gelmişti. Ülkede bürokratik kadroların önemli kısmında İran sempatizanları artmaya başlamıştı. Medyada hatta sinema ve eğlence dünyasında bile görünürlükleri artmıştı. Hatta devlette müsteşar ve bakan seviyesine kadar çıkmışlardı. Suriye'de ise hava kuvvetleriyle Şam'ı vurma planı gibi akıl dışı absürt bir plan vardı. Tüm kuvvetlerin temsilcileri Genelkurmay'da toplanmıştı. Hava kuvvetleri, Rus hava savunma sistemlerinin Suriye'de çok iyi konuşlandığını, ağır zayiat verileceğini söylüyordu. Siyasi İslamcılar buna çok bozulmuştu. Dönemin hava kuvvetleri komutanı Akın Öztürk diyor artık hedefteydi. 15 Temmuz'dan bugüne 7 yıl geçti. Bakıyorum haklı çıkmış Akın Öztürk. TSK değil Şam'ı jetlerle vurmak, Suriye sınırına bile yaklaşamıyor hala. Rus uçağı FETÖ, Abidin Ünal korkak herif. Rus uçağını FETÖ düşürdü, illüzyondur. Rus uçağı Abidin Ünal'ın emriyle düşürüldü. Gerçek budur. Bir iki olay ve belgeyle konuyu kapatayım. Öncelikle 15 Temmuz sonrası Doğu Perinçek
şeyin İran ile resmi görüşmelerini inceleyebilirsiniz. Atatürkçü, tırnak içinde soru işareti, sosyalist veya Maocu Doğu Perinçey'in İran'da ne işi vardı? Ona sormak lazım. Atatürkçü Cumhuriyet Gazetesi'nden iki örnekle devam edelim. Orhan Bursalı'nın 2017 sonrası gelecek yüzyıl Türkiye ve İran birlikteliğinde muhteşem olacak konulu yazı dizisi. Mehmet Ali Güler'in 11 Mart 2023'te köşesinde savunduğu Rusya-İran-Türkiye işbirliği yazısı. Gazetecilerden sonra önemli asker kişilere bakalım. 10 yıl öncesine gidelim. Tarih 8 Mart 2002. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Orgeneral Tuncer Kılıç bakın ne demiş. Türkiye'nin Rusya ve İran'ı da içine alacak şekilde bir arayışın içinde olmasında fayda buluyorum. İfadesi bu. Ya da Kara Kuvvetleri Komutanlığı yapmış Orgeneral Aytaç Yalman'ın öldüğü tarihe kadar, ölmeden 3 hafta öncesinde de İran'ı son kez ziyaret etmişti. Sık sık yaptığı İran ziyaretleri. Eski bir Kara Kuvvetleri Komutanı'nın üstelik 28 Şubat'ın mimarlarından keskin bir Atatürkçü olan bir orgeneralin sık sık İran'a gitmesinin gerekçesi neydi acaba? Bunu en iyi MIT cevaplar. Siyasetçilerden Ahmet Davutoğlu'nun yüzünün üzerinde İran ziyareti ise yine ayrıca dikkat çekicidir. Sanırım konu yeterince anlaşıldı. Örnekleri çoğaltmak mümkün. 15 Temmuz'un en önemli gerekçesi. 2023 seçimleri öncesi Erdoğan mal varlığını açıkladı. 5 milyon TL borcu varmış. Oysa bana verilen bilgi şuydu. Ülke tam bir rüşvet çarkına dönmüştü. Devletin tüm büyük ihalelerinde Erdoğan'ın payı %30'du. Bakanlar, üst düzey bürokratlar ve siyasiler ise geri kalan miktarın %20-%30'unu bölüşüyorlardı. Yani bir devlet ihalesi 2,5-3 katına yapılıyordu. Bahsedilen miktarlar korkunçtu. Sokaktaki adamı kahvehanede oturan birini idrak edebileceğinin çok üstündeydi. Milyarlarca dolar devletten çalınan paradan bahsediyorum. Hatta yüzlerce milyar dolardan. Rıza Zarrab olayı sadece küçük bir parçaydı. Çalınan milyarlarca dolar nerede saklanıyordu? Elbette Türkiye'de değildi. Para parçalara ayrılmıştı. Mahkeme talep etse, bakanlık devletlere sorsa gerçek ortaya çıkar. Rusya'da Putin kontrolünde, Katar'da Şeyh'in ortaklığında, Birleşik Arap Emirlikleri'nde, Sırbistan'da, Macaristan'da, Hollanda'da, Almanya'da, İtalya ve İspanya'da, İngiltere'de, Londra'da, Malta'da, İngiliz kara para aklama adalarında, Liechtenstein'da, Prens'in bankasında, Malezya'da, Endonezya'da, Japonya, Güney Kore'de, Güney Amerika'da, Şili, Venezuela, Brezilya'da, yani dünyanın her yerinde. Parantez içinde ülkeler rastgele seçilmemiştir. Ayrıca Avrupalı siyasiler, hatta AİM hakimleri, Birleşmiş Milletler yöneticileri dahil rüşvete bağlanmışlardı. Böylece ne demokrasi beşiği ülkeler ne de uluslararası kuruluşlar ses çıkartacak durumda değildi. Artık herkes göz yumuyordu. Yani ihtilal bir nevi polisiye bir hamleydi. Çünkü polis ve adalet sistemi işlevsiz hale gelmiş, bu çarkın yani rüşvet çarkının dişleri tarafından ezilmiş ve pasifize edilmişti. Geriye Mustafa Kemal'in askerleri kalmıştı. Müdahale edilmeliydi. Gerçek bu. Bu anlattıklarımı ulusalcılar da gayet iyi bilmektedir ama süreçte sarayın yanında yer aldılar. Plan neydi? Çok basit bir mantığı vardı. Temelde polisiye bir operasyon mantığı vardı. İlk önce ve her şeyden önce Erdoğan tutuklanacaktı. Toplamda 8-9 üst düzey yönetici alınacaktı. Bunlar hemen mahkemeye çıkarılacaklardı. İşte bu kadar basitti. Tank yoktu, köprü yoktu, uçak yoktu, askerlerin sokağa çıkması yoktu. Zaten gerek de yoktu. Gece saat 3'te Erdoğan alınacak. Daha sonra diğer 7-8 kişi alınacaktı. Ama ben akşam saat 9.30'da televizyonda Boğaziçi'ndeki tankları izliyordum. F-16'lar uçmaya başlamıştı. İlk sorum bunlar kim demek oldu. İyi de bu kadar gürültü patırtı çıkardıktan sonra artık Erdoğan nasıl alınabilirdi ki? Görev imkansız göreve dönüşmüştü. Üstelik Erdoğan bir haftadır kayıptı
Nerede olduğu bile belli değildi. Oysa biz onu Hüber Köşkü'nden alacaktık. Çünkü hemen hemen her hafta sonunda orada geçirirdi. Her hafta sonunu orada geçirdi. Bir kısım altın ve paraları da oradaydı. Topu topu 20 dakikalık operasyondu. Sonuç olarak bugün hala nedenini anlayamadığım ve öğrenemediğim bir şekilde plan dışına çıkıldı. Asker sokağa döküldü. Böyle bir plan yoktu. Sonra olup bitenleri herkes izledi zaten. Levent Bektaş ve Tarkan Mumcuoğlu o sırada Erdoğan'ın özel korumasındaydılar. Çekirdek personel timlerle birlikte 150 civarındaydı. Sayı ne kadar az olursa gizlilik o kadar etkin olacaktı. Ordu içindeki cemaate, polise, MİT'e güvenmiyorduk. AKP'ye çok yakındılar. 15 Temmuz'da Marmaris gerçekte ne oldu? Gece 0:30-14 arasında 02 olacak herhalde ya da 14. Antalya'dan geldikleri net olarak radar ekranında görünen 3 helikopter önce Dalaman'a, sonra Marmaris'e, sonra Okluköy'üne, sonra Muğla ve sonra Aydın'a uçmuştu. Görgü şahitleri helikopterlerin üstünde jandarma yasını gördüklerini net ifade ediyorlar. Otelin sahiline halatlarla inen siyah kıyafetli gaz maskeli tam teçhizatlı bir tim otelde iki polis öldürdükten sonra bölgeden ayrıldılar. Bir tanesi yaralıydı. Geride kalmıştı. Bir eve girdi. Kendisini MİT olarak tanıttı. İlk yardım seti istedi. Yarasını temizleyip karayoluyla ayrıldı. Bütün bu olaylar olurken Sönmez Ateş ve timi İzmir'deydi. Marmaris'e vardıklarında saat 03:40 civarındaydı. Tüm suç onların üzerine atıldı. Muğla'daki ilk sorgulamalar olaydan 3-4 gün sonra yapıldı. Sönmez Ateş Ankara'dan Muğla'ya getirildi. Ne polise, savcıya, mahkeme ölen o iki polisle ilgili hiçbir şey sormamıştı. 17 gün sonra sorguya giren binbaşı Şükrü ki yerdeki timin komutanıydı, ona da sormamışlardı. Aylar sonra iddianame geldi. İki polisin öldüğünü ilk kez orada öğrendim. Onları biz öldürmedik ama kimin öldürdüğünü bulmak artık bizim boynumuzun borcu. Dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı Abin Ünal ayrıca Yılmaz Özkaya, İsmail Güneykaya olayı net olarak anlatacak. Helikopterlerin saniye saniye ne yaptığını gösteren özel MASE kayıtlarını mahkemeye göndermedi. İlk yargılanacakları konu bu olacak. Göndermedikleri için ağır sorumluluk altındalar ve birinci derece suçlulardır. Atama listesi önemli bir ipucudur. O gece yayınlanan bir atama listesi var. Kaynağı hala tam olarak belli değil. Ben de varım o listede. MİT Müsteşarı notu düşülmüş. Hem Tuğgeneralik makamına devam edeceğim hem de Kor General seviyesi MİT Müsteşarı olacağım ifade edilmiş. Daha önce bunun uygun olmadığını, mantıklı olmadığını, ayrıca karacıların bir havacıyı veya denizciyi asla ve kata MİT Müsteşarı yapmayacağını söylemiştim. Ama asıl bahsetmek istediğim konu bu değil. Bugün zaten bu konu çok da önemli değil. MİT bu bilginin doğru olmadığını biliyor zaten. Şimdi ortada bir delil var ve net isimler var. Bu haliyle mahkemeler için değerlendirme çok zor değil. Ceza için güçlü delil var. Ama çok önemli bir problem sahası mevcut. Listede TSK'dan yüzlerce general ve subayın ismi var. Ancak Çatı davasında yargılanan, başlangıçta 38 kişi olarak açıklanan dava sonunda varlığı inkar edilen yurtta sulh konseyi üyesi subayların hiçbiri bu listede yoklar. Bu ciddi bir soru işaretidir. İki lisedeki yüzlerce karacı general ve subayın %50'si tekrar vurguluyorum. %50'si hiçbir davada yargılanmadılar, suçlanmadılar, terfi ettiler ve bugün hala göreve devam edenler de var. Yani aynı listede ismi olan her iki kişiden biri oldukça güçlü olan bu delille darbeci, FETÖ'cü diye suçlanırken diğerine dava bile açılmaması mantıklı, adaletle izah edilemez. Çatı davası dosyalarından çarpıcı bir belge, TEM'e ait bir belge. Yıl 2014, yer Ankara TEM. Eski bir subayın gönüllü ifadesine göre Hulusi Akar, Yaşar Güler,
Cihat Yaycı, Arif Çetin, bunlar işte Hulusi Akar'ı biliyorsunuz, Yaşar Güler, şu anda Milli Savunma Bakanı, Cihat Yaycı emekli Deniz Koray Amiral, Arif Çetin, bugünkü Jandarma Genel Komutanı, paralel devlet yapılanması üyeleridir. Yani FETÖ'cü. İfade veren kim? Ahmet Zeki Üçok'tur. Meral Akşener'in partisinde üst düzey görev alan Ahmet Zeki Üçok. Daha iyi bir seçim olamazdı. Ahmet Zeki Üçok bütün gazetecilerin gözdesidir. Özellikle Hürriyet, Cumhuriyet, Sözcü, Aydınlık. Asker, bürokrat, siyasetçi, iş adamı, hatta futbol dünyası dahil herkesin neredeyse milyonlarca insandan kimlerin FETÖ'cü olduğunu bilen, referans gösterilen bir gözde. Dava dosyasına dönelim. Bu isimler gerçekten FETÖ'cü ise öyleyse niye yargılanmalıdır? Yargılanmadılar. Ya da değillerse Ahmet Zeki Üçok'a niye iftira davası açmadılar? Bu kişilerin kendi problemi. Ahmet Zeki Üçok yalancı, iftiracı, faşist niyetli, insanlar karşı suçu teşvik eden ve bizzat katılan bir şahıstır. Önce insanları hapsatın, sonra delilleri bulursunuz. Ülkenin bugüne gelmesinden işte bu şahı faşist zihniyet ve bunun destekçileri sorumludur. 15 Temmuz'da tüm dünyanın izlediği ama mahkemelerin ilgilenmediği konular, cevaplanmayan sorular, üstü örtülen olaylar. O gece Boğaziçi Köprüsü'nün bir ayağına asansörle çıkan, hem askerlere hem sivillere ateş eden terörist kimdi? Asansörde ve etrafındaki kamera kayıtları neden kayboldu? Kim kaybetti? Boğaziçi Köprüsü'ne siyah minibüsten inip ateş eden sivil kıyafetli terörist kimdi? Yine Boğaziçi Köprüsü'nde harp okulu öğrencisinin boğazını kim kesti? Menemen Kubilay vakasının bu vahşi tekrarını Atatürkçüler, Cumhuriyet Sözcü, Aydınlık, Ulusalcılar niye ses çıkarmadı? Oradaki onlarca öğrenciyi kim bıçakladı? Üstelik elleri kelepçeliydi öğrencilerin. Kastamonu tünelinde Binali Yıldırım'a suikast düzenleyen, ateş eden teröristler kimlerdi? Ankara'da tankları kullanan, arabaların üstüne çıkıp parçalayan siviller kimdi? Parantez içinde Sadat soru işareti var. Antalya'dan Marmaris'e gelen 3 adet jandarma helikopterinde kimler vardı? Radar görüntülerinde o gece Ankara semalarında 8-10 uçak görünüyor. Akıncı'dan kalkan 2 adet F-16 çıkarıldığında geriye 6 adet jet savaş uçağı kalıyor. Parantez içinde tanker kargo uçakları hariç tutulmuştur. Bu uçaklar kime aittir? Kayıtlara göre başka üslere de ait değildir. Hatta Türk savaş uçakları da değildir. Kime aittir? O 6 savaş uçağı ve Ankara semalarında ne işleri vardı? 15 Temmuz gecesi emekli SAT komandoları Levent Bektaş liderliğinde birliğe geliyorlar. Silah teçhizat alıp gidiyorlar. Bu tim o gece İstanbul'da nereye gitti? Kimleri vurdular? Bütün gece ne yaptılar? Marmaris'te otel kamera kayıtlarını kim aldı? Kim yok etti? Tarkan Mumcuoğlu o gece neredeydi? Madem Erdoğan'ın yakın korumasıydı, artık kendisine söylenen tehdit kimdi, kimlerdi? Toplamda 100-150 kişilik katılıma karşın ordudan neden 30 bin üzerinde insan atıldı? Emniyetten 70-80 bin, keza diğer bakanlıklardan bir o kadar. 15 Temmuz'un sonuçları itibariyle değerlendirecek olursak, 1. Cemaat FETÖ oldu, yani artık teröristti. 15 Temmuz'u silahlı terör örgütü FETÖ yapmıştı. İllüzyonu özellikle ulusalcılar tarafından savunuldu. 2. Tüm darbeciler FETÖ'cü ilan edildi. Darbeye fiili katılan sayısı 100-150'yi geçmezken TSK'dan 30 bin subay, assubay, general, öğrenci atıldı. Kamudan KHK ile atılanlar 100 binleri geçti. 3. Bu tasfiyede ne bir tarikatla ne de cemaatle hiçbir ilişkisi olmayan binlerce subay general de oradan atıldı. Ordu tasfiye edildi. 4. 15 Temmuz gecesi saat 11'de ilk müdahale hakim savcılara geldi. 2000'e yakın hakim savcı askerden de önce evlerinden toplanıp hapse atıldı.
5. Hükümetle arası çok da iyi olmayan tüm şirketlere kayyum atandı. Masum iş adamları terörist artık. Milyarlarca dolar devlete değil kişilerin cebine akmaya başladı. 6. KHK'yla yüz binlerce muhalif işlerinden atıldı. Çoğunluğu muhalif ve sol tandanslıydı. 7. Cemaatin tüm okul, yurt ve üniversitelerine el konuldu, vakıflara ve diğer cemaatlere aktarıldı. Cemaatler de böylece pay sahibi oldu. Küçük artıklarla mutlu oldular. 8. Tek adam rejimine itirazsız geçildi. Artık meclis göstermelikti. Madımak katliamı sonrası gibi 15 Temmuz'a bakıldığında en ufak faydayı kim elde etti sorusu önemlidir. Siyasal İslamcılar ve Perinçekkilileri hariç tutarak, sizler AKP'li olmayanlar, parantez içinde solcusu, sağcısı, ulusalcısı, bugün hala 15 Temmuz bir FETÖ darbesi diyorsanız diyebilirsiniz. Haklı da sayılırsınız. Gerçeğin ve rasyonelliğin hiçbir önemi olmayan bir ülkede o zaman. Gerçeğin ve rasyonelliğin hiçbir önemi olmadığı bir ülkede o zaman Fenerbahçe 9 yıldır gerçekten FETÖ yüzünden şampiyon olamıyor. Kılıçdaroğlu gerçekten FETÖ ve Kandil'den emir alıyor. 8,5 milyonluk masaratisi olan masum polis memuruna FETÖ kumpas kurdu. Atatürk yaşasaydı AKP'li olurdu zaten. O yüzden Perinçekliler FETÖ mağduru. Atatürkçü Mehmet Ali Çelebi ve Hulki Cevizoğlu AKP'den milletvekili oldu. Atatürkçü Muharrem İnce ve Sinan Oğan bu yüzden Erdoğan'a destek verdi. Mavi vatan, uzay vatan ve yeşil vatan. Yeni bir sürü vatanımız oldu. Ekonomi gayet iyi durumda. Milli ve yerli teknolojide ve TOG ile dünya lideriyiz. Ve elbette 15 Temmuz bir FETÖ darbesidir. Haydi eller havaya, deprem bölgesinde her yer mezar, kim takar? Atın havai fişekleri, kutlayalım ölümleri. 10 Temmuz 2023, Gökhan Şahin, Sönmez Ateş. Evet, başında dediğim gibi bununla ilgili yorumları, konuşmaları belki bir tane tek başıma, bir tane başkalarıyla bir program yapacağım. Önce irdelemenizi istiyorum, önce bir yorum yapmanızı istiyorum. Katıldığım çokça söylediğim şeylerin sanki tekrarını okuyormuş gibi oldum. Katılmadığım bölümler var. Bunları bir dahaki programda belirteceğim. Bir dahaki programda görüşmek üzere.